Evet, hepimiz bir gün öleceğiz ama ölmek var, ölmek var. Orası da biraz şansa kalmış. Canlı yayında gerçekleşen 7 şok edici olay. 1937'de Hindenburg Zeppelin'i Frankfurt Havalimanı'ndan 36 yolcu ve 61 mürettebatıyla havalandığında kimse bunun Zeppelin'in son uçuşu olacağını tahmin edemezdi. Hindenburg olağan rotasında ilerlerken beklenmedik bir şekilde hidrojen gazı havalandırma deliklerine sızmaya başladı. Patlamada 35 kişi öldü ama mucizevi bir şekilde 62 kişi hayatta kalmayı başardı. Ama onlar bu korku dolu deneyimi asla unutamayacak. 2012 yılında Fox televizyonu polis ile Romero arasındaki kovalamacayı helikopter aracılığıyla canlı yayınladı. Kovalamacanın sonuna gelindiğinde Romero aracını bırakarak koşmaya başladı. Araç kovalamaları haberleriyle ünlenen yerel televizyon muhabiri Shepard Smith olayı "aman tanrım sadece koşuyor ama belki de bir şeyler peşindedir" diye anlattı. Romero silahını çekip kendisini kafasından vurduğunda olayı milyonlarca kişi izliyordu. 2001 yılında milyonlarca insan canlı yayında bir NASCAR kazası izledi. Kaza yapan NASCAR'ın en büyük isimlerinden Dale'dı. Dale spor tarihindeki en büyük kazaları zaten yaşamıştı ama bu seferki çok farklıydı. Dale'ın kullandığı araç 160 km hızla gidiyordu ve araç bariyere vurduğunda Dale o anda milyonlarca kişinin önünde can verdi. Bir otomobil oluşumunu kaydetmek kolay değildir. Fakat CNN ekibi Japonya'da oluşan tsunami'yi canlı olarak yayınladı. Olayın kendisi trajik olduğu kadar insanlara böyle bir olayın hikayesini anlatmak da önemliydi tabii. Bütün dünya dalgaların binaları parçalayışını korku içinde seyretti. Doğanın gücüyle başa çıkılamıyor tabii ki. Ve Kennedy suikasti. 22 Kasım 1963'te Kennedy bir geçiş töreni yapmaya karar verdi. Ancak bu ölümcül bir hataydı. Bu hata Oswald'ın başkanı iki kere vurmasıyla sonuçlandı. Oswald'ın ilk vuruşu isabetsiz olsa da ikinci ve üçüncü vuruşunda başkanı vurup öldürmeyi başardı. Ama olay burada da bitmedi. Bütün ülke gözlerini başkanlarını öldüren kişiye dikmişti. Ama bu kez de Oswald canlı yayında yanına yaklaşan gizemli bir adam tarafından vuruldu. Oswald'ın canlı yayında öldürülmesi şiddetin televizyona yansımasını başlatan 10 yıllık bir dönem başlattı. 11 Eylül saldırıları, 9/11. 11 Eylül tarihinde Dünya Ticaret Merkezi'nde tarihin yönünü değiştirecek bir saldırı oldu. Canlı yayında bir uçak Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptı. Bu çarpma anı dünyanın asla unutamayacağı bir olaydı. Trajedi ve sonrasındaki yayınlar Batı dünyasının haber yayın akışını tamamen değiştirdi. Bu yayın Amerika tarihindeki aralıksız en uzun yayın oldu. Challenger uzay mekiği kalktıktan saniyeler sonra havada infilak etti. Ve işin kötüsü bu olay bu anı izlemeye giden binlerce öğrencinin gözü önünde gerçekleşti. CNN yayın yapan tek kanal olmasına rağmen felaketin görüntüleri hızla diğer kanallara da yayıldı. Olay haftalarca önemini korudu ve gelecekteki haber sunumlarının da şeklini belirledi. Görünen o ki Challenger'ın havadaki patlama anı Amerikan uzay araştırmalarının en kötü felaketiydi. Ölümle ilgili söyleyebilecek iyi bir şey bulamadım. Zaten atasözlerini de tükettik. O yüzden bu videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca şuraya tıklayarak 10 inanılmaz kurtuluş hikayesini izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.